Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT kampının 20. haftası 3. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Çember ve daire konusunun sonundaki ÖSYM benzeri testlerin çözümünden üçüncüsünün çözümünü yapacağız. E o zaman hadi bakalım çözümlere başlayalım. Test 3 birinci soruya bakıyoruz. Birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde K ve L noktalarından geçen en küçük çember çiziliyor. Dikkat en küçük çember diyor bize. Buna göre bu noktalardan hangisi bu çember üzerindedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben öyle bir çember çizdim ki E noktasından geçer yani mesela şöyle bir çember çizdim. D'den de geçen bir çember çizilebilir şöyle. İşte C'den de ama bize diyor ki en küçük çember üzerinde olan soruluyor. Şimdi bu iki noktadan geçen çember nasıl ki bir noktadan sonsuz tane doğru geçiyor iki noktadan da sonsuz tane çember geçer arkadaşlar. Bir böyle bir böyle işte bir şöyle olacak şekilde sonsuz tane çember çizebiliriz. İki noktadan sonsuz tane çember geçiyor. Peki bunlardan en küçük hangisi? Arkadaşlar şu iki noktadan geçen en küçük çember. Bakın şunu kiriş olarak düşünecek olursanız. Bu kiriş şöyle bir çember çizdiğinizde bu çemberin küçük kirişi oluyor değil mi? Evet. Hatta şöyle bir çember çizdiğinizde de bu ne oluyor? Küçük kiriş olmuş oluyor. Ama burada ben bunu en büyük kiriş olarak düşünecek olursam en büyük kiriş nedir? Çap olarak düşünecek olursam o zaman bu en büyük kiriş haline gelirse çemberin de en küçük çember haline dönmez mi? Evet. Öyle bir çember olacak ki şöyle bir şey olacak ama hangi noktalardan geçiyor. Şu an E noktasından geçiyormuş gibi ama bütün noktaları deneyelim isterseniz. Şimdi rastgele bu çap olacak şekilde bir şey çizmeliyiz. E, çap olacak şekilde ise e, bu çapsa bir çember çizsek mesela A'dan geçiyor mu diye deneyelim. A'dan geçiyorsa şöyle olması lazım. Burası A'dan geçiyorsa hocam bu çapsa bu çapı da kullanacağım. Hop şöyle hop şöyle çizecek olursa. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece olur. A hocam dikten dik çizildi öklit. Öklit sağlanıyor mu diye bakacaksın. Yani 2 burası 2 burası burası kaç? 3. 2'nin karesi 2 çarpı 3 sağlandı mı? Sağlanmadı. E o zaman artık şeyimiz olayımız bu olacak. Yani burada öklit bantı sağlanıyor mu diye bakacağız. B'den geçiyor mu diye bakacaksın. B'den geçiyorsa şöyle bir üçgen olacak burada. Hocam öklit bağıntısı direkt burada sağlanmıyor. Böyle bir çember olduğunda şurası zaten 90 derece olmaz. Çapı gören çevre açı o sağlanmıyor. Sonra C'ye bakalım. C'den geçen çember olmayacağı belli aslında. Ee, şöyle yaptığında çapı gören çevre açı 90 derece. Hocam 1'in karesi 1 çarpı 4 sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Ondan sonra D'ye bakalım. Hocam D'den geçiyor mu diye bakacak olursak şöyle. Şurada yine öklit bağıntısı sağlanıyor mu diye bakmamız yeterli. Burası 3 birim, burası 2 birim, burası da 3 birim. 3'ün karesi 2 çarpı 3 sağlanmıyor. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? E şıkkı. Hatta E şıkkının sağlandığını da gösterelim çemberimiz böyle geçecektir. Bak burada ne sağlanıyor? Şuradan şöyle şu dik çapı gören çevre açı 90 derece sağlanıyor mu diye bakalım. Sağlanıyor. Çünkü gök bağıntısı sağlanıyor arkadaşım burada. Şurası 2 burası 1 burası da kaç? 1 2 3 4. 4 birimde burası. Yani 2'nin karesi eşittir. 1 çarpı 4 öklük bağıntısı sağlandığından o zaman cevap E şıkkı yaptı. Yani bu sorunun doğru cevabı Edremit oldu gençler. Evet geldik ikinciye. O daire dilimi merkezi. Bir daire dilimi verilmiş. O merkezli bir daire dilimi. Bir de deltoid verilmiş. Deltoid ise o zaman ne olacak? Arkadaşım ya bunlar birbirine eşit olacak ki şu yarıçap bu da yarıçaptan daha küçük. Bunlar birbirine eşit olmaz. Şunlar değil de şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine otomatikman eşittir. Eyvallah. Şimdi bizden daire parçalarının alanları isteniyor. O zaman bu daire parçalarının alanlarını bulmak için daire dilimi oluşturmak zorunda mıyız? Evet. Oluşturalım. Hocam en etkili silahımız yarı çap çizmek zaten. Al sana yarıçap. A. Bu bir Deltuit'ti. Şunlar birbirine eşitti. Tamam. Bu yarı çap uzunluğu. Bu da yarı çap uzunluğu. Hop burası da çizgiye. Ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. 60-60-60. E hocam burada da bak ikizkenar kenarda iki üçgen var. 45-45-90 üçgene. Dilim alanı bulurken zaten e, bize ne lazım arkadaşım? Bize buradaki merkez açı lazım. Merkez açıları da bulmuş. Bulunduk. O zaman buradaki alana A alanı diyelim. Buradaki alana da B alanı diyelim. A alanını ayrı bulalım. B alanını ayrı bulalım. A alanı nedir? Hocam 45'lik dilimden üçgenin alanı çıkartacağız. Ki bir şey verilmiş mi bize? E, ee, o A uzunluğunu 6 vermiş. Hocam burası 6, burası 6, burası 6. 90'ın karşısı 6 ise bunlar da 6 bölü kökten 3 kök 2 olur. Evet A alanı nedir? 6. Yarı çapı 6 olan 45'lik dilimden yani pi r kare. 45 bölü 360'dan neyi çıkartacağız? Üçgenin alanı çıkartacağız. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'yi çıkartacağız. O zaman bu ne yaptı? 36 ile bu sadeleşse 10 kaldı. 5'e bölsen 9 5'e bölsen 2 9 pi bölü 2 a 9 pi bölü 2 eksi kök 2 ile kök 2'nin çarpı 2 bölü 2 de gitti 9 geldi burası. Peki b alanını bulalım b alanında 60'lık dilimden eşkenar üçgen çıkartacağım yani pi r kare 60 bölü 360'dan eşkenar üçgen çıkartıyorum. Eşkenar üçgen alanında a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartıyorum o zaman b alanı ne yaptı burada? Hocam sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin 6 pi a eksi eksi 36 bölü 4'ten 9 kök 3 yapar. E, bizden ne isteniyor? A artı B alanı isteniyor. A artı B alanında eşittir. 9 pi bölü 2 artı değil eksi 9 artı 6 pi eksi 9 kök 3 olacaktır. E o zaman burada şu e, 9 pi bölü 2 ile 6 pi topladığımızda 6 kere 2 12 9 daha 21. 21 pi bölü 2 eksi, eksi 9 eksi 9 bir de eksi 9 kök 3 var. Yani cevabımız ne çıktı o zaman? 21 pi bölü 2. Eksi 9 kök 3. Eksi 9. Yani cevabımız Edremit çıktı. ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Buna göre boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar boyalı bölgenin çevresini bulurken bir yay uzunluğu bulacağız. Yay uzunluğuna ait daire dilimi oluşturmalıyız. Daire dilimi oluştururken hop şöyle hop şöyle. İşte daire dilimi dediğimiz burası. Hop şurası. Benim şurada kaç şey bulmam lazım? E o zaman burada kaç şey bulmam lazım? E, burada bir özel bir durum var mı diye bakalım. Bunun yarı çapı kaç verilmiş? Yarı çap bak dikkat et. 2 birim. Hocam burası da o zaman yarı çap. 2 birim. Hocam burası da yarı çap. 2 birim. E şurası da zaten dikeyde şöyle geldiği için. Şurası 2 birim olduğundan burası da 2 birim değil mi? Evet. E burası da 2 olduğundan burası 60 yaptı. O zaman burası kaç derece yaptı? 300 derece yaptı. O zaman bizim elimizde hop şu yay uzunluğu artı şurası olacak. Yani elimizde ne var? 2 var. Artı bir de şu yay uzunluğu. Yay uzunluğunda yarıçap 2 olduğu için 2 pi r 300 bölü 360 olacaktır. E o zaman sıfırlar sadeleşsin. 6'ya bölsen 5, 6'ya bölsen 6. 2'ye bölsen 3, 2'ye bölsen gitti. O zaman burası kaç yaptı? 2 artı 5 kereki 10 pi bölü 3. 10 pi bölü 3 yaptı. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu 3. soruda. Geldik 4. soruya. Evet. Şimdi o M yarım çemberli yar, yarım çemberlerin merkezi CD ile AB birbirine paralel verilmiş. Tamam aklımızda bulunsun şu paralellik. Sonra C, CD'yi 6 birim vermiş. Bir de DC M merkez çemberi C noktası teğet. E burası teğet arkadaşım ne yapacağız? Merkez var teğet var. Çek dik yapalım bakalım. Hocam burası çektik diki. Bu R bu R. Bu da R mi? R. Bu yarıçap uzunluğu 2R. O merkezinin yarıçap çapı 2R olduğunlar 2R. E o zaman başka ne yapacağız burada? En etkili silahımız yarıçap çizmek burada da bir şey yapalım. Merkez geliş çektik yok ama şöyle bir dikdörtgen oluşturalım. R burası da R. R yukarısı da R. Buraya 6 eksi R kaldı. E ondan sonra ne yapacağız burada? En etkili yarıçap. yarı çap. A sana yarıçap. çap. Yarı çapı çizdim. Burası da 2R. E burası da 2R olduğundan dolayı Pisagor bağıntısından işlemi sonucuna ulaşabiliriz. 2R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 6 eksi R'nin karesi diyeceğim ama yok yapma kardeşim. Niye yapıyorsun bunu? İşlem, işlem yapmana gerek yok. 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? 30'un hocam. E o zaman direkt burası 60'tır. E burası o zaman 60'sa e, 30'un karşısı burası da R köküç yapmak zorunda. Bizden de R isteniyor. O zaman 30'un karşısındakinin köküç katı burası R köküç olacak. R köküç dediğimiz 6 eksi R'ye eşit oldu. O zaman R köküç artı R eşittir 6 yaptı. R parantezinde köküç artı 1 eşittir 6 oldu. R de buradan 6 bölü köküç artı 1'e eşit oldu. Köküç eksi 1 eşitliği ile çarparsam 6 çarpı köküç eksi 1 bölü. E, karesi eksi karesi yani 3 eksi 1'den 2 yaptı. 2 ile 6 sadeleşince 3 kaldı. O zaman burası da 3 kök 3 eksi 3'e eşit oldu. Aynen öyle. Dolayısıyla 4. sorunun cevabı Balıkesir çıktı. Geldik 5. soruya. ABC'de dikdörtgen ve AE yarım çemberin çapı. Evet AE yarım çemberin çapıysa bizim merkezimiz burada olacak demek ki burada başka bir şeyler verilmiş mi? KC ile Kenan Bey arasında bir bağıntı verilmiş. Burası K iken burası 4K verilmiş. KC'ye K diyelim. Kenan Bey uzunluğu 4K yazalım bakalım şöyle. Sonra F noktası da teğetlikten bahsetmiş. Bir de ABC'de dikdörtgenin çevresinden bahsetmiş. Tamam çevresinde kullanırız. Şimdi burada merkez var teğet var çek dik yapalım mı? Yapalım. Yaptık bakalım şurada. Hocam burası dikdörtgen mi oldu? 90 burası 90 burası 90 burası olduğundan dikdörtgen oldu burada. Şurası 5K iken burası 5K oldu. A yarıçap uzunluğu 5K'ya eşit oldu. En etkili silahım yarı yarıçaptır. Al sana yarıçap. Hop şöyle. Yarıçapı çizince hocam burası 5K, 4K 5K. Ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden burası da 3K oldu. E yarıçap uzunluğu 5K, burası da 5K. Toplam şurası 3K, yukarısı da 3K. 5K iken yukarısı da 5K. Sonra zaten burası da 5K, burası da 5K. Zaten dik dörtgenin çevresini vermiş bize. 5 5 burası, 8 8 burası, 16 26. Evet. Burada 26K eşittir 50 verilmiş. K'yı da buradan 50 bölü 26 bu olarak mı buluruz? Aynen öyle. Yani 25 bölü 13 olarak buluruz. Bizden çemberin çapı isteniyor. Yani 10K isteniyor. O da 10 çarpı 25 bölü 13'ten 250 bölü 13 diye cevaba ulaşırız. Her zaman tam sayı çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan bulduk. Geldik altıncı soruya. Şimdi evet şekilde ki O merkezli çemberin çapı 4 eşit parçaya bölünmüş. Evet, 4 eşit parçaya bölünmüş. Şu, şu, şu ve şu. Yani burası R, burası R, burası R, burası R. Yani burada O merkezinin yarıçapı R iken, C merkezinin yarıçapı da R. C merkezli bir şey var mı? Yok. B merkezli yarı yarıçapı var mı? O da yok. Ama burada şöyle bir çember yayı çizilmiş. Şu çaplı bir çember yayı çizilmiş. Ama burası 3R. Tamam çaplardan gideriz bir şeye. Boyalı bölgenin alanı 24 pi olduğuna göre o merkez çemberin yarı çapı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar burada ne yapalım biliyor musunuz? Şu alan verilmiş ya bize. Bu alan kaç verilmiş? Boyalı bölgenin alanı 24 pi verilmiş. Valla gençler ben burada benzerlik alan çıkışı yapacağım. Çünkü bak burada yarım daire var. Burada da yarım daire var. Yarım dairelerdeki benzerlik oranı benzerlik bazı sorularda işimizi kolaylaştırıyordu. Hep yarım dairelerin olduğu alanlarda ya da hep çeyrek dairelerin olduğu alanlarda bunu yapmak mantıklıydı. Yoksa sen şöyle yapabilirsin: büyüğün yarıçapı 3 r bölü 2 yapıyor, 3 r bölü pi 3 r bölü 2'nin karesinden pi r kareyi çıkartıp şurayı bulursun. Sonra buradakin alanından da yani yarıçapı 2 r olandan pi 2 r'nin karesi eksi pi 3 r bölü 2'nin karesi deyip şurayı bulursun, İkisini toplarsın ama uzun işlem çıkıyor. E burada ne yapalım o zaman? Burada olayı bizim dediğimiz gibi yapalım. Hocam yarı çapı R bunun yarı çapı 3R bölü 2. Yani yarı çaplar oranı benzerlik oranı aynı zamanda çaplar oranı da eşittir. Çaplar oranı 2 bölü 3 değil mi? Evet bunun çapı 2 bunun çapı 3. O zaman çaplar oranı 2 bölü 3. Hatta buradakinin de 3. Hatta buradakine baktığımız zaman da 4. Ha, çaplar oranı zaten 3 tane çember yayı var. 1 bu 2 bu bir de 3 büyüğü. Yani çaplar oranı 2 bölü 3 bölü 4. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşittir. Yani 4 bölü 9 bölü 16 yapacaktır. Yani yarı çapı çapı ta, pardon çapı çapı 2 olanın çapı 2 olanın alanı 4 iken 4 a iken çapı 3 olanın alanı 9 a olacak. Yani buraya ne kalacak? 5 a kalacak. Tamamı 9 a olacak. E peki burada çapı 3 olanın alanı kaç demiştik? 9 demiştik. Yani bak burada çapı 3 olan 9 a ise e, ya çapı 4 olanında alanı 16A olacak. Yani buraya da ne kaldı? 7A kaldı. Toplamda 7, 5 daha 12. 12A'yı kaç vermiş bize? 24 pi olarak vermiş. Buradan da A'yı bulur muyuz? Buluruz. A 2 pi'ye eşit oldu. E madem A 2 pi, 2 pi alanı 4A alanı var. Bakın burada 4A alanı neye eşittir? 4 çarpı 2 pi. Yani 8 pi'ye eşittir. Bu da şu dört, yarım dairenin alanı yarı çapı olan yarım dairenin alanı olduğu için pi R kare bölü 2'ye eşittir. Buradan ne geldi? Pi'ler gitsin. R kare eşittir 16'dan. R'yi de kaç buluruz? 4 buluruz. Çemberin o merkezli küçük çemberin yarı isteniyor. O merkezli küçük çemberin yarıçapı çapı isteniyor bizden. Yani R isteniyor. Cevabımız da böylelikle 4 yapar. Yani denizli yapar. İşte arkadaşlar dikkat edin. Ee, ilk baştaki söylediğim şekilde bak tekrar söylüyorum. Bu bu alanı bulacaksın. Pi r kare bölü 2. Bu alanı bulacaksın. Pi 3, 3 r bölü 2'nin karesi. Sonra bunun alanından bunun alanı çıkart. buraya yazacaksın. Sonra büyükte de, de aynı şekilde. Şunun alanından bunun alanı çıkart. buraya yazacaksın. Sonra r'yi bu şekilde işlemle bulabilirsin ama biz böyle yapacağımıza tüm böyle yarım daireler olduğunda ne yaparız? Bu işlemi yaparız. Benzerlik alan ilişkisi bazen gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. O yüzden burada da dairede de benzerlik alan ilişkisini mutlaka mutlaka uygulayın. 6. soru böyle e, denizli çıktı geldik 7. soruya. Çemberler birbirine değiyor. Ne yaparız arkadaşım? Merkezleri birleştiririz. A hocam büyük çemberle bak sen şimdi şunu birleştirerek şunun ve şunun değmesinden yani şuradaki teğet noktasından. Peki büyük yarımla şu çemberde değiyor. Burada da merkezleri birleştirdiğinde tam değme noktasına doğrusal olarak gidecektir. Peki bize ne vermiş şimdi? O merkezli küçük çemberin yarıçapı, o merkezli küçük çemberin yarıçapı, büyük çemberin yarıçapından Evet. O merkezli küçük çemberin yarı çapı. O merkezli büyük çemberin yarı çapından 6 birim az. Yani burası R iken tamamı R artı 6 olacak. E o zaman burası 3. 3 mi yapacak dostlar? Evet. Bak. O merkezli küçük çemberin yarı çapı. M merkezli çemberin yarı çapından da bir birim daha fazlaymış. E burası üçgen o zaman R dediğimizde kaç yapacak arkadaşlar? 4 yapacak. Olay bitti. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. O zaman sen büyük yarımdan şu küçük yarımı ve buradaki tamı çıkartacaksın. Büyük yarımın yarıçapı, Hocam 4 burası 6 burası 10 mu? Evet. Pi r kare bölü 2 den. Büyük yarımdan küçük yarımı pi r kare bölü 2 çıkartacaksın. Bir de buradaki tamı çıkartacaksın. Pi r kareyi çıkartacaksın. 100 bölü 2'den 50 pi yapar burası. Eksi 16 bölü 2'den 8 pi yaptı burası. Eksi burası da 9 pi yaptı. Yani 17 çıkartıyoruz. 17 çıkartınca da ne kalıyor? 33 pi kalıyor. Evet dostlar bu sorunun doğru cevabı o zaman böylelikle 7. soru doğru cevabı balık kesir çıkar. Geldik 8. soruya. Yandaki şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgeninin tüm kenarlarına teğet olan çemberin çapı 16'dır. Arkadaşlar bir kere öncelikle bu çapı 16 verilmiş ama bu eşkenar dörtgen verildiği için hop ben şu köşegeni de çizerim. Ee, köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Bu arada köşegenler açı ortaydır çemberde bu teğet teğet bu açıortay doğrusu merkezden geçiyordu. E bu da merkezden geçiyor. İki doğrunun kesim noktası tam merkeze yapmak zorunda mı? Yapmak zorunda. Evet çemberin çapı 16 vermişler. Arkadaşım merkez var teğet var çek dik yapacak olursam. yarıçapı kaç olacak o zaman? 8 olacak. Çemberin çapı 16 kat. Eşkenar dörtgenin AC köşegenin uzunluğu 8 kök 5'miş. AC köşegenin 8 kök 5 ise burası 4 kök 5'e 4 kök 5'tir. A hocam 8 var 4 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı Pisagor bağıntısından burası 4 mü çıkar? Evet. Ee, buna göre çevresi isteniyor bizden. Dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı mı var? Aynen öyle. E, 8'in karesi de buradan neye eşittir? 4 çarpı A'ya eşittir. 64 dört bölü 4'ten A'yı 16 buluruz. A buradan 16 geldi. A 16 ise bir kenar kaç çıktı o zaman? 20 çıktı. O zaman çevre dediğimiz 20'den 4 tane var. Değil mi? E yani cevap kaç çıkar o zaman? 80 çıkar. 8. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik 9. soruya. Yanındaki şekilde kenar uzunluğu 4 birim olan düzgün sekizgen verilmiştir. Evet düzgün sekizgenin bir dış açısı kaç derece arkadaşım? 360 bölü 8'den 45 derece. İç açısı da kaç yapıyor? 135 derece yapıyor. FK doğrusuna F noktasında ve CD doğrusunda D noktasında teğet olan çember çiziliyor. Hemen çizelim. FK doğrusu şu. FK doğrusu değil mi? Çizdik. Sonra CD doğrusu demiş. CD doğrusu da şu olsun. PK doğrusuna buradaki F noktasında CD doğrusuna da buradaki D noktasında teğet olan çemberi hemen çizelim. Arkadaşlar bizim o çember şöyle bir çember değil midir? Evet. Tamam. Şimdi ne yapacağız burada? Çemberin merkezi burası olsun. E merkez varsa, teğet varsa ne yapıyorduk gençler? Çektik. Hocam çektik. Burada da çektik. Yapalım mı? Yapalım. Sonra Hocam burası 90 derece. E bu dış açısı 45 derece burası. E burası da 45 derece oldu mu? Oldu. Aynı şekilde bu teğet burası dış açısı. Bak şu FK CD doğrusundan bahsediyor ya. Dış açısı yine 45 derece. O zaman burası da 45 yaptım yaptı. Sonra bu da yarıçap bu da yarıçap çap. Eyvallah. Burası da 4 burası da 4. Hmm, güzel bir şey çıktı. Şimdi ne çıktı burada? R, R, 4, 4. Burada bir deltoid çıktı arkadaşlar. Deltoid'de işimiz gücümüz neydi bizim? Köşegen değil miydi? Evet. Hadi bakalım köşegeni çizelim. Hocam simetri ekseni olan köşegeni çizmek mantıklıydı değil mi? Şu köşegen. E ben burada kaçının 135 derece olduğunu biliyorum. Simetri ekseni olan köşegen de açı ortay değil miydi? Evet. E o zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Burası 135 derece. E 67 67.5 67 buçuk yapar burası. Burası da 45-67 buçuksa. Burası da Gerçi bu açılar birbirine eşit. Burası da 67.5, 67.5 olur diyebiliriz. E ne çıktı arkadaşlar burada? Bak. 67.5, 67.5. Yani burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Yani şunlar birbirine eşit olmuş oldu. Dolayısıyla R'yi kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Zaten bizden de o isteniyor. İşte. Bunlara dikkat edin. Yeni nesil ne zaman çıkmış? Vallahi tam olarak bilmiyorum ama güzel bir soru. Bunun benzeri bir soru. Altıgende de sorulabilir. Sekizgende de, ongende de sorulabilir. Dikkat edin. Burada üçgen bilgisinden ikiz çıktı sadece. Belki özel açı mantığından da burası çıkabilirdi arkadaşım. O yüzden buna da dikkat et. Çok hoş bir soruymuş gerçekten. Şuna böyle bir yıldız atayım. Bu mantıkta bir soru yine karşınıza gelebilir. Dikkatli olun derim size. Evet 9. soruyu Ceyhan bulduk. Geldik 10. soruya. E arkadaşlar açı sorusu. Evet bu sıralama niye açı sorusu başta değil hocam diye sorabilirsiniz. Ben yıllara göre sıraladığım için sorular böyle arkadaşım. O yüzden buna dikkat et tamam. Şimdi 32 bizim en etkili silahımız yarı çap çizmek. Bu verilen bilgileri hiçbir şekilde kullanamıyorum. 14 merkez açı değil çevre açı değil. Al sana yarı çap. Yarı çap çizince hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. 14 ise burası da 14 oldu. 14 oldu. E sonra 14 14 28 buradaki açıyı buluruz. E hocam sonra 32'yi kullanamıyoruz biz diyebilirsiniz. E burada da o zaman yine bir ek çizim yapabiliriz. Hocam en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çizdikten sonra A burada da bir x kenar çıktı. 32, 14 daha kaç yaptı? 50, 44, 46 yaptı. Hocam bu açı 46 ise bu açı da 46'tır. Eyvallah. Sonra 46, 46 46, 46, 92 yapıyor. 92 yapıyorsa buraya da 88 kaldı. E sonra ne yapacağız hocam? Şurada da x kenarlık var. E o zaman buradaki açıyla da burada açı birbirine eşittir. Burası da x artı 14'tür. E sonrasında hocam şu açıyı buradaki üçgenden bulup da yapabiliriz ya da ee, direkt 2 iç açı bir dış açıdan burayı yazabiliriz. Sanki daha kolay olacak burası. 88 ile 14'ün toplamı kaç yapıyor? 88 ile 14 topladığımız zaman 8 4 daha 12 9 102 mi yapıyor burası? Evet 102. X ile de bakın şu açıyla da şu açının toplamı ne yapacak? X'in toplamı da 102'ye eşit olacak. X ile X artı 14'ün toplamı 102'ye eşit olduğundan dolayı 2X buradan 88 yapıyor. O zaman x de buradan ne geliyor? 44 geliyor. Ya da merkez açı, çevre açı falan filan var mıydı? Oradan da gidebilirdi tabii ki. Şu 88'i bulduk ya. x gördüğü yay 2x. 2x 88'e eşitlik. 2x 88 ise x de 44 de diyebilirdik. Tabii ki biz burada soruyu çözerken üçgen bilgisini kullanmış olduk sadece. E zaten sıkışınca üçgen bilgisi kullanıyorduk. Ama bazen açı ve y ilişkisinden de çıkabiliyor burada ya ilişkisini ilk etapta fark edemedik. İki iç açı, bir dış açı, iki iç açı, bir dış açı yani üçgen bilgisiyle burada olayı bitirdik. çember bilgisini nerede kullandık? Yarı çap uzunluklarının eşit olmasından dolayı arkadaşlar. Tabii ki daha farklı yollar yine karşımıza çıkabilir. 10. soru C oldu. Geldik 11. soruya. Yandaki şekilde yarıçapları 4 ve 6 birim olan O merkezli iki daire ile AOB açısı gösterilmiştir. Evet. Yarıçapları 4 ve 6 olan şuradaki yarıçap 4 Buradaki yarı çap tamamı 6. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitse. Hmm. X kaç derecedir diye soruluyor. E tamam eşitleyelim arkadaşlar. Şurası kaç? 360 eksi x değil mi? Merkez açı lazım bana. Yani pi r kare. Şu küçükte. De. Küçükte de yarı çap 4 değil mi? Pi r kare. 360 eksi x bölü 360. Pi r kare alfa bölü 360. Bu dairenin alanı. E bunun alanı nedir? Hocam büyüğün alanından pi r kare x bölü 360'dan neyi çıkartacağız? Pi r kare küçük şurayı çıkartacağız. Yarı çapı 4 ya. Pi r kare x bölü 360'ı çıkartacağız. E o zaman burada arkadaşlar pi bölü 360'lar sadeleşiyor aslında. Şöyle baktığınız zaman. Pi bölü 360 parantezini aldığınız zaman pi bölü 360'lar sadeleşti. Sonra burası e, 16 çarpı 360 eksi x yaptı. Yine sadeleşen bir şeyler buluruz. Bu 36x eksi 16x yaptı. E, kaça bölebiliriz biz burada? 4'e bölebiliriz değil mi? 4'e bölsen 4. 4'e bölsen 9. 4'e bölsen 4 yaptı burası. O zaman burası 4, 4 tane 360 yaptı. Değil mi? Evet 4 tane 360. 0, 6, 2, 4, 24, 4, 2, 3, 12, 1440 eksi 4x eşittir. E, burası 9x eksi 4x oldu. Eksi 4x'ler de gitti. 9x eşittir 1440 yapar. O zaman 1440'ı 9'a böldüğüm zaman 1 kere 9 9 54 6 kere 9 54 160 derece yapıyor. O zaman buradan da x'i 160 derece olarak buluruz. Sadece elimiz çalıştı ve işlem yaptık. ÖSYM'de bazen böyle sorular soruyor arkadaşlar biliyorsunuz. Evet 11'in sorunun cevabını da böylelikle Denizli bulduk ve bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.